Biz geçmişte gerillayı da çektik. Bu herhangi bir çözüme falan hizmet etmedi. Ortaya çıktı ki bunu PKK'yı tasfiye etmek için geliştirmek istemişler. Artık gerillanın ülkeyi terk etmesi diye bir sorun olamaz. Ne gerillanın kuzeyden çekilmesini bize dayatabilir, ne öyle silah bırakmasını dayatabilir. Herkes de biliyor ki daha silahlı mücadeleden vazgeçmenin koşulları yaratılmamıştır. Bunun mekanizmaları yaratılmamıştır. Kürt halkı PKK neye güvenerek silahlı mücadeleyi bırakacaktır? Neye güvenerek silahlı güçlerini geriye çekecektir? KCK eş başkanı, ateşkesin şartları, çatışmaların durması ve müzakerelerin başlaması için atılması gereken adımları da sıraladı. Eğer Kürt devleti, Erdoğan ve AKP yakaladıklarını, tutukladıklarını bırakırlarsa, siyasi soykırım operasyonlarını durdururlarsa, yine hava saldırıları dahil bütün askeri operasyonlarını durdururlarsa, müzakereyle Kürt sorunu çözüleceğini kabul eder ve ilan ederlerse, tahkim edilmiş bir ateşkesi kabul ederlerse, önder raporunun koşullarını düzeltirlerse, müzakerelere derhal başlarlarsa, müzakerelerin sağlıklı yürüyebilmesi için üçüncü bir tarafı kabul ederlerse, biz bu koşullar yerine getirilirse hemen ateşkesi ilan etmeye hazırız.